Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Çirili Max'teki ikinci video dersimden önce ilk videomu arkadaşlar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sebebi Autodesk'in ürünlerinden olan Çirili Max yazılımını veya çok sık kullandığımız AutoCAD'i, Inventor'ü ve buna benzer onlarca programı eğer öğretmen ve öğrenciyseniz ücretsiz bir yıl full sürümlerini kullanabilmektesiniz. Autodesk'e nasıl üye olunacağını, bu işlemleri nasıl yapılacağını ilk videomda açıkladım. Bence siz de 3D Max dahil olmak üzere Autodesk'in diğer ürünlerini ücretsiz bir biçimde full sürümüyle kullanabilirsiniz. Şimdi ikinci video dersimizde 3D Max programının arayüzünü tanımaya çalışacağız. İkinci videomda özellikle Viewport diye adlandırdığımız çalışma pencerelerinden bahsetmek istiyorum. 3D Max'te default ekranda yani hazır ekranda 4 bölüntü görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir çalışma yapılmış. Bu ekranlarda şöyle kontrol ettiğimizde üstten bakış ekranı, top, front, önden bakış ekranı, left, soldan bakış ekranı ve perspektif ekranı. Bu ekranların hangisinin aktif olduğunu şuradaki ışıklı sarı çizgilerle anlamanız mümkün. Başka bir ekrana geçmek için sağ klikle o ekrana ya da Viewport'a tıklayabilirsiniz. Böylece dört ekranda çalışırken bir objenin perspektif halini, önden görünüş halini, soldan görünüş halini ve üstten görünüş halini aynı anda görebilme şansına sahip olacaksınız. Yine herhangi bir pencerede ya da viewport'ta şuradaki örneğin perspektif yazısına veya buradaki front yazısına sağ klik yaptığınızda şunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakın toplam 6 görünüşümüz, standart 6 görünüşümüz burada var. Yani bir pencere içerisinde bu görünüşleri de geçebilirsiniz. Örneğin front ön pencerede top'ı seçersiniz. Burada top görünüşten bakış yapabilirsiniz. Veya top görünüşe geçmek için klavyeden T harfine basmanız da aynı işlemi yapacaktır. Örneğin bu pencerede ben alttan bakış seçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada alttan bakışa henüz bir klavye kısa yolu atanmamış. Bu durumda da buradan direkt bottom'ı seçip alttan bakışı sağlamış olacaksınız. Tekrar biz burayı klavyemizden F harfine basarak front görünüşe değiştirebiliriz. Standart hali bu şekilde dörtlü pencereyle çalışmaktır. Ama siz kendi yaptığınız çalışmalarda diğer pencerelerin daha büyük olmasını, küçük olmasını isteyebilirsiniz. Tek pencerede çalışabilirsiniz. Öncelikle bu dörtlü pencerenin boyutlarını yine şuradaki bölüntü kısmına geldiğinizde görmüş olduğunuz gibi faremizin imleci çift yön ok oldu. Sol tuşa basarak pencerelerin boyutlarını buradan manuel biçimde ayarlayabilirsiniz. Farklı pencere seçenekleriyle çalışmak istiyorsanız da sol tarafa gelmiş olduğunuzda buradaki gri çubuğun altında şuradaki ok arkadaşlar ne diyor? Create a new viewport layout tab. Buradan farklı pencerelerle çalışma imkanını sağlayabilirsiniz. Bu oka bastığımda görmüş olduğunuz gibi burada 12 adet farklı çalışma pencereleri mevcut. Örneğin tek pencerede çalışabilirsiniz. Ya da iki pencerede çalışabilirsiniz. Bu iki pencerede çalışırken örnek vermek gerekirse, örneğin sağdakinin perspektif penceresi olmasını istediğimizde, ben buraya sağ klikle geldim ve klavyemle P harfine basarsam, burası perspektif ekranı olacaktır. Klavyeden çalışmak istemediğinizde ise yine sağ tuşa bastığınızda buradan perspektif seçeneğini tıklayabilirsiniz. Tekrar biz buradan dört ekrana dönebiliriz. Dört ekran başlangıç olduğu için buradan seçtim.
bir yer kullanmayacağım ekranlarda. Üzerine gelip sağ klikle, Delete Tab ile bunları ne yapabiliriz arkadaşlar? Kaldırabiliriz. Burada söyleyeceğim başka bir şey arkadaşlar. Tekrar etmek gerekirse pencereler arasında sağ klikle geçiş yapabilirsiniz. Örneğin bir objeyi üst görmüşten çizme ihtiyacı duyduğunuzda tab görmüşteki pencereye geçmeniz gerekmektedir. Her pencere üzerinde bulunan buradaki ibarelerin altında arkadaşlar farklı seçenekler bulunmakta. Örneğin şuradaki artıya baktığımızda yine bu viewport pencerelerle ilgili ayarları görmektesiniz. Her pencere içerisinde çalışma gridleri vardır, yani ızgaralar. Bunları görmüş olduğunuz gibi klavyeden G harfiyle açıp kapatabileceğiniz gibi buradan da kapatabilirsiniz. Bir pencereyi tam ekran yapmak için, yani dörtlü bir çalışma ekranında çalıştığınız pencereyi tam ekran yapmak için bakın burada Maximize Viewport Toggle dediğimiz bir kısım, bir araç ya da butonumuz var. Buna basabilirsiniz. Tekrar aynı butona bastığınızda yine dörtlü pencereye döneceksiniz. Veya ikinci bir yöntem olarak buradaki artının üzerine gelip sağ tuşa basıp Maximize Viewport dediğimizde aynı işlem yapılır. Veya şurada görmüş olduğunuz gibi klavyeden arkadaşlar Alt ve W tuşlarını kullanarak bu işlemi yapabilirsiniz. Şu an klavyeden Alt ve W tuşlarına bastığımda yine 4 bölüntülü ekrana geçtim. Sağ klikle perspektife geçiyorum. Yine Alt W tuşlarıyla perspektifte tam ekran çalışıyorum. Daha sonra Alt ve W tuşlarıyla buradan çıkıyorum. Yine bize çalışma esnasında çok lazım olacak bir araçtı arkadaşlar. ViewCube dediğimiz buradaki araç olacak. Peki buradaki araç ne olacak? İşte görüntülerimize, bakış yönlerimizi, döndürme işlemlerini yapacağımız bir kısım. Bunu anlatabilmek için, belki şu an için bu konuya girmedik ama buradan bir box kutu çizme komutunu çok şu an üzerine değinmeden faremin sol tuşuyla bir dikdörtgen yapıp sol tuşa tıkladım. Ve yukarı çıkıp tekrar sol tuşa tıkladım. Ve sağ klikle şöyle bir dikdörtgen küp çizdim. Burada küp demeyeyim ama dikdörtgen kutu çizdim. Bu kutu üzerine göstermek istiyorum. Şimdi viewportlardaki görünüşleri daha iyi anlayabilirsiniz. Örneğin fronttaki görünüş, yani ön görünüşü ya da önden bakış, top görünüşü, üstten bakış, işte left, soldan bakış ve perspektif bakış. Konumuz buradaki viewcube'tü arkadaşlar. Öncelikle biraz önce bahsetmiş olduğum gibi Alt W tuşlarıyla tam ekran haline geldim. Şimdi bu küble ilgili viewport'u kullanacağız ama öncelikle şunu söyleyeyim. Faremizin tekerine basarak görüntümüzü taşıyabildiğimizi görmektesiniz. Alt tuşuyla birlikte faremizin tekerine basarsanız kaldırmadan ekranınızı ya da görünüşü döndürebilirsiniz. Fakat bunları yapabildiğiniz gibi yine benim size tavsiyem şuradaki ViewCube'u kullanmak. Şimdi ViewCube'de bir kübümüz var ve bu kübün üzerinde bir kübün altı yüzey olduğunu bilin arkadaşlar. Örneğin tab yazıyor. Üstten bakışa buradan geçebilirsiniz. Şu an tab olduğunu görüyorsunuz. Peki tekrar perspektife nasıl geçeceksiniz? Bakın şurada Home dediğimiz bir ev simgesi var. Buna basarsanız tekrar perspektif görünüşe geçersiniz. Bu önemli. Burada görüntü ayarlarınızda oynadıktan sonra eğer karmaşıklığa yol açan bir durum olursa tekrar Home'a basın ve perspektif görünüşe geçin. Örneğin burada ne var arkadaşlar? Left görünüş gibi. Tekrar Home kısmına bastım. Ve yine küplerimizin köşeleri de var arkadaşlar. Bunlar da perspektifsel bakışlar. Bakın şuradaki kısma bastığımda farklı bir perspektifsel gördüm.
Örneğin buraya bastığımda farklı perspektifler bir görünüm. Tekrar ilk perspektif ayarlarımıza gelmek için buradaki home'a bastığımızı söylemiştik. Eğer farenizin sol tuşuyla bir defa tıklayıp bırakmadan view küpü çevirirseniz, biraz önce alt tuşuyla birlikte farenin tekerine bastığınız dönme işlemlerini buradan da yapabilirsiniz. Veya alttaki kuşağı da yine tutup farenin sol tuşuyla bırakmadan görünüşlerinizi buradan da değiştirebilirsiniz. Tavsiyem, görünüşlerinizi buradan değiştirebilirsiniz. Daha doğrusu bakışlarınızı buradan değiştirmeniz yönünde olacak. Eğer görünüş ve bakışınızda bir sıkıntı olursa da başlangıca dönmek için, perspektif ekranı için diyorum, buradaki Home butonuna basabilirsiniz. View Cube ile ilgili ayarlarda girmek isterseniz, kurcalamak isterseniz şuradaki dişli resmine basıp buradan konfigüre edebilirsiniz. Bu ayarlara girdiğinizde Viewport Configuration penceresi açılacak. Buradan ViewCube ile ilgili, yani buradaki simge ile ilgili ayarlarınızı yapabilirsiniz. Boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz. Opacity'sini, yani saydamlarını buradan ayarlayabilirsiniz. Bunun gibi birçok ayarı da buradan yapmanız mümkün. Evet, ikinci videomda 3D Max'teki Viewport'ları, çalışma ekranlarını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.